İpek. Buyurun Emir Bey. Merhaba. Merhaba. Ömer Ziya Bey benim geldiğimi söyler misin? Benden beklentiniz nedir hocam? Planınız ne? Yıllardır cevaplayamadığımız bir soru var. En tepedeki adamın ismini bilmiyoruz. Hakkı Soydanlı görünüşte örgütü yönetiyor gibi görünüyor. Aslında Hakkı en üst düzeyde bir taşeron. Senin Yiğit hızlı yükseliyor. Yaptığı işlere oluk oluk para akıtılıyor. Bir noktada huzura çağrılacaktır. Yakında yurt dışında bir toplantı yapacaklar. Yiğit'i de götüreceklerini tahmin ediyoruz. Önce şu soruyu sormama izin verin hocam. Bu sürekli biz diye bahsettiğiniz siz kimlersiniz? Ben birkaç dürüst emniyet görevlisi, ismi gizli, çok güçlü bir savcı. Abim babamın intikamını almak için bu yola girdi. Şimdi de abisinin intikamını almak isteyen biri tarafından ipi çekilecek belki de. Ya senin intikamın Emir? Ben intikamdan nasıl söz edebilirim hocam? Biz o vahşi güdümüz, o intikam duygumuz yerine adalet kavramını, kanunları, ceza sistemini getirmedik mi? İntikam almak isteyenleri, hasmına kendi başına ceza kesmek isteyenleri biz mahkemelerimizi kurarak toplumumuz daha güvenli, daha huzurlu, daha gelişmiş bir mertebeye yönlendirmedik mi tarihte? Şimdi ben bir hukuk insanı olarak intikamdan nasıl söz edebilirim? İşte bu yüzden asıl senin intikamından korkmaları gerekiyor. Ben neden savcı olmak istiyorum sanıyorsunuz? Ama daha güçlenmem lazım. Ve daha önümde çok uzun bir yol var. Artık yalnız değilsin. O çok uzun yolları kat etmiş bir ekiple çalışıyorsun. Ayrıca Yiğit tam olarak tehlikede sayılmaz. Yiğit Kılıç şu anda bilinen suçlarıyla birkaç yılda yırtabilir. Ama durmayacaktır. Bu sistemin içine giren hiç kimse duramaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.